Yeşil böyle kağıt bir çöp poşeti. Çöpe mi attın? Dur bekle, annem istiyor. Bekle, orada geliyoruz oğlum biz. Gerek yok. Ben geliyorum. Ama yeşil kağıt bir poşet arıyorum. Alas karavanın yanındaki çöpte olduğunu söyledi. Ya geri dönüşüm arabası gelmişti. Sakın bana verdim deme. Yani çöptü, verdim. Ne vardı ki içinde? Sana mı kaldı kızım? Evet, bana kaldı. Atmışsınız her şeyi üst üste. Pizza kutuları, plastikler. Ya tabii ki bilsem atmazdım. Özür dilerim. Ne kadar oldu atalı? Yani çok olmadı aslında. Eline ne oldu? Olmazsa in, bu halde kullanamazsın. Gel pansuman yapalım. Gerek yok. Ya kullanamazsın bu halde. Yaran çok derin. Ver şunu. Olmaz. Dur bak, inat etme, anlıyorum seni, kafan bozuk, kesseler acımaz biliyorum ama yaran çok derin, bu şekilde olmaz. Bırak ben kullanayım lütfen. Bir pansuman yapalım önce. Gerek yok. Pansuman tamam. Bu araba mı? Ne bileyim. Hepsi birbirine benziyor zaten. Hayır, ne bileyim. Markasına, modeline, plakasına, rengine bakmışsındır diye düşündüm. Tabii canım. Ben zaten her gün çöp arabalarına, plakalarına bakıyorum değil mi? Tamam, demedim bir şey. Usta kolay gelsin. Karavan atıklarının mıntıkası burası mı? Niye sordun? Önemli bir evrak arıyoruz da. Allah kolaylık versin. Bu araba mıymış? Bu arabaymış. Nasıl bulacaksak. Neyse, en azından yeşil bir torba aradığımızı biliyoruz. Yeşil bir torba aradığımızı biliyorduk zaten. Hani sen attığın için aramak zorunda olduğunuz yeşil torba. Aman ya. Bırak. Ya yardım etmeye çalışıyorum sana. Defol git. O ne demek ya? Üstüne vazife olmayan şeylere burnunu sokma demek. Defol. Tamam derim. Sinirlenmeyeceğim. Ya sen bir sakin mi olsan acaba artık? Anladım. Acın var ama geldim, ben de burada hatamı telafi etmeye çalışıyorum. Ya bu ne ya? Üf. İnsan bir ayrıştırır şunları. Ne bekliyordun ki acaba? Kusacağım şimdi ya. Biz niye buraya maske, eldiven falan alıp gelmedik ki? Hastalık mı var, ne var bilmiyoruz.
Ya kızım sen bir defolup gitsene. Ya senin miden bulanmadı diye niye bana patlıyorsun? Benim midem bulanmaz kızım. Çünkü ben burada doğdum. Burada da öldüm. Benim sevdiğim kadını bir çöp gibi bu çöple attılar. Defol git. Ben uğraşamam seninle. Tamam. Bak gerçekten çok özür dilerim. Yani bilmiyordum. Benim hiçbir fikrim yoktu. Sessiz sessiz aramaya devam edeceğim. Tamam. Hiçbir şey demeyeceğim. Ya tamam bakma öyle ne olur. Vallahi utanıyorum. Gerçekten bilmiyordum ama anladım ben seni. Anladın sen beni. Neyi anladın sen? Babanın parasıyla yaşadığın lüks karavandan beni mi anladın sen? Bak bu hayatta senin hayat standartlarına sahip olan insanlar... ...benim hayat standartlarıma sahip olan insanları anlamaz. Senin benim ne yaşadığımla alakalı en ufak bir fikrin bile yok. Bravo sana ya. Bravo gerçekten tebrik ederim. Ben seni hiç anlamamışım ama sen iki günde beni çözmüşsün değil mi? Tebrikler ya. Meğer ne kadar güzelmiş benim hayatım. Aynen. Ne sen beni anladın ne de ben seni. Defol git şimdi. Sana yardım eden de kabahat. Ne dersen ya. Günaydın sevgililerin en yabanisi. Bu sabah gözünü açıp aynaya baktığında sadece beni düşün istedim. Seni çok seviyorum. Öyle güzel uyuyordun ki öpmeye bile kıyamadım. Bir martı kanat çırpsa sen gelirsin aklıma. Güneş doğsa yine sen diyordu verdiğin kitapta. Sen de aynı öyle aklımdasın işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.